Başlıyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Nevşehirli hemşehrilerim, saygıdeğer Nevşehir Spor sevdalıları, saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarımız, birbirinden değerli başkanlarım, yönetici arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle içinizde beni tanımayanlar olabilir. Kendimi kısa bir şekilde tanıtayım inşallah. Her şeyden önce ben bu şehre, bu şehrin markası olan Nevşehirspor'a gönlünü ve ömrünü vermiş bir adamım. Biraz duygulandım bu konuda da. Yurt dışında yaşayan bir Nevşehirli olaraktan şehrimizin bu gücü de takımı, Nevşehirspor'umuzu bu şekilde görmek bizi gerçekten çok üzmüş durumda. Bugün Nevşehir Belediyespor Kulübü Başkan adayı olarak inşallah hukuki sürecin tamamlanmasını ile olağanüstü genel kurul sonrasında üyelerimizin takdiriyle Nevşehir Belediyespor Kulübü Başkanı olarak sizlere hitap etme gururunu yaşayacağız inşallah. Daha önce de ne kadar başkan adaylığını kendi sosyal medya hesabımdan açıklamış olsam da bugün siz değerli bazı mensupların önünde resmi bir açıklama yapmak istedim. Peki biz bugün buradan için toplandık. Biliyorsunuz Nevşehir Belediyespor zor bir sezonu geride bıraktı. Sezon boyunca maçlarda kah ağladık, kah güldük derken çok şükür lider kalarak bir sezonu geçirdik. Biz bu kulüp için ağlarken hep hiçbir zaman kocunmadık. Elbette ağlamaya da varız. Yani bu şehrin takımımız için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı da kanıtlamıştık. Ama sonra dedik ki biz bu kulüple ne zaman her zaman gülebiliriz. Değerli dostlarımızla, değerli yönetici arkadaşlarımızla böyle bir imkanımız var. Neden ağlayalım? Ve nihayet elimizi taşın altına koymaya karar verdik. İnanın gecemizi gündüzümüze kattık. Aylardır bu ekip için uğraşıyoruz. Hep söylüyorum. Burada sizin önünüzde tekrar söyleyeceğim. Nevşehir Belediyespor bir kişinin, bir, iki, üç tane arkadaşın özel şirketi değildir. Nevşehir Belediyespor, Nevşehirli'nin öz ve öpöz malıdır, sahibidir. Özellikle de Nevşehirspor taraftarları bu kulübün sahibidir. Nitekim ben bu yola tek başıma da çıkmadım. Aylardır bir harika bir ekiple yönetimimizle çalışmalarımızı, projelerimizi hazırlıyoruz. Öncelikle yönetimde ve beraber yürüyeceğimiz arkadaşlarımızı şu an açıklamak istiyorum yönetim kurulumuzu. Bir, Salih Dirikoç Bey eski başkanımız, gönüllerimizin başkanı. İki, Esat Özaltın iş adamı arkadaşımız, o da eski başkanımız. Ali Akkoç Bey, MHP Nevşehir İl Başkanımız, değerli abimiz, saygıdeğer abimiz. Çetin Ulukuş abimiz, Nevşehirspor'a ömrünü vermiş bir insan kendisi. Birsen Ülken hanımefendi, avukatımız kendisi. İlk defa Nevşehirspor tarihinde bir bayan yöneticimiz olacak inşallah. Onu da burada böyle açıklıyoruz. Ahmet Ertaş kardeşimiz, iş adamı kendisi, biliyorsunuz o da eski yöneticilerimizden. Caner Çetinel kardeşimiz, Serdar Yılmaz kardeşimiz, Cuma Güngör kardeşimiz, Muhittin Altaş kardeşimiz, Yunus Emre Çakır kardeşimiz, Sait Özcan kardeşimiz, Mehmet Elmacı kardeşimiz, Ergün abimiz, Ergün Akın abimiz, Ahmet Korkmazer kardeşimiz, Fatih Civelek kardeşimiz, Kenan Öztürk kardeşimiz, toplamda 17 birbirinden değerli pırıl pırıl arkadaşlarımız, eski başkanlarımız, gönüldaşlarımız, abilerimiz, yani inşallah bizimle beraber yönetimimizde yer alacaklardır. Yani artık sizi teveccühünüze bırakıyoruz. Yani biz gerçekten laf yapmak istemiyoruz. Bu şehrin takımına, bu şehrin özellikle ileri giderek söylüyorum namusuna sahip çıkmak istiyoruz. Nevşehirspor bu şehrin namusudur arkadaşlar. Yani bazıları bunu bilmeyebilir. Bazıları kendi evini çiftliği zannedebilir. Ama bu şehrin bir markası. Yerlerde sürünemez arkadaşlar. Kimseye biz buna izin vermeyiz. Yani Allah'ın izniyle de biz güzel bir teknik kadro kurduk. Bununla da inşallah hocalarımız, sportif direktörümüz birazdan açıklama yapacak. İnşallah Hakan hocamızı da buraya davet ediyorum. Sportif direktörümüz Anıl kardeşimizi de buraya davet ediyorum. Kısa bir konuşma yapsınlar, tanıtım yapalım inşallah. Sizi bekliyorum. Buyurun efendim. Anıl kardeşim. Anıl kardeşim.
Öncelikle merhaba, hoş geldiniz değerli basın mensupları arkadaşlar ve değerli taraftarlarımız. İsmim Çağrı Anıl Dinç. Yani, tanımayanlar da var, tanıyanlar da var aranızda. Mikrofonu konuşuyorum. Şu an geliyor mu sesim? Merhaba. Tekrardan hoş geldiniz değerli basın mensupları arkadaşlar ve değerli taraftarlarımız. İsmim Çağrı Anıl Dinç. İşte başkanıma çok teşekkür ederim ve değerli yönetimimize. Bana bu görevi layık gördüğü için. Yıllardan beri futbol camiası olan bir insanım. Öncelikle onu söylemek istiyorum ben size. Ve 2-3 aydan beri başkanımızın talimatı doğrultusunda hocamızla beraber çalışmaya biz başladık. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu şehir, bu takım öncelikle bu şehir ve taraftarlarımızındır. Yani isimler, kişiler geçicidir. Öyle söyleyeyim ben size. Ve tek üzüntüm bu takım burayı hak etmiyor. Bizim öncelikle buraya geldiğimiz günden beri hep hedefimiz şudur. Bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyonluk için buraya geldik. Ben fazla çok böyle konuşmayı seven bir insan da değilim. Yani sahada konuşmak istiyorum daha doğrusu. En fazla öyle söyleyeyim. Çünkü en güzel cevap sahada başarıyla kupayla verilir. İnşallah yani hocamızla anlaştık. Hakan hocamızı da buraya davet etmek istiyorum ben. Kendisi yani başarılara doğru kariyeri, şampiyonluklara doğru olan bir insan. Onun dışında fazla söylemek istediğim bir şey yok. Dediğim gibi inşallah yani bu takımı en güzel yerlere getirmek istiyoruz. Yani çok güzel projelerimiz var. Yani 5 sene, yani kısa vadede gelmiyoruz biz buraya. 5 yani yıllık bir projemiz var ve hedefimiz lig en üst lig, öyle söyleyeyim ben. Yani Türkiye Ligi'nin en üst kademesi, Süper Lig ise Süper Lig'i istiyoruz. Ve bu projeyle biz buraya geldik. İnşallah yani ilk önce bu takımı alırsak, başkanımızla beraber ve yönetici arkadaşlarımızla beraber, ben inanıyorum bu takım Nevşehir layık olduğu yere gelecek en kısa sürede. Ve taraftarımızın ve siz değerli basın mensuplarının ve şehrin desteğiyle. Yani en önce şunu söylemek istiyorum. Ben her zaman birlik beraberlik. Yani birlik beraberlik olursa her zaman kazanırız. Ben bunu düşünüyorum. Hocamızı da buraya davet etmek istiyorum ben. Hakan Şirik hocamızı. Sayın Başkanım, sayın yöneticilerim, değerli basın arkadaşlarım, taraftarlarım, hepiniz hoş geldiniz. Başta başkanım ve yöneticilerimize bize burayı layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Kısacası kendimi tanıtayım. Hakan Şimşek, 54 yaşındayım. Senelerce Süper Lig'de, PTT liglerinde futbol oynadım. Gol krallıkları yaşadım. Herkes bunu sorar, baştan da söyleyeyim. Beykan Şimşek, belki hepiniz tanırsınız, Fenerbahçe'de yetişen, Elazığ Spor'da şampiyon olan. Ayrıca onun da babasıyım. 2,5 ay önce Sayın Başkanım bize bu görevi layık gördüğü günden itibaren, bizimle çalışacağını söylediği günden itibaren gerçekten iyi bir çalışma yapıyoruz. Futbolcuları Nevşehir Spor formasını terletecek, Nevşehir Spor'a ve şehrine layık olacak, gerek kişiliğiyle, gerek karakteriyle, gerek futbolculuğuyla Nevşehir'i temsil edebilecek oyuncuları araştırıyoruz. Lig bitmeden bu araştırmalara başladık ve bu neticede belirli oyuncularla anlaştık. Görüştük. Bunlardan bir ikisinin ismini vermekten de çekinmiyorum. Ali Sinan Gay ile Karşıyaka ile anlaştı. Umut Dilek, Muş Spor'la anlaştı. Bunlar başkanım anlaştı Mardin'le. Mardin'le anlaştı, pardon. Başkanımdan müsaade istediler. Futbolcu nihayetinde buranın durumunun belli olmayışı ister istemez elimizdeki futbolcuların da kulüplerle anlaşmasına sebebiyet gösteriyor. Ama başkanım hala da bu konudaki ciddiyetini ve bu konudaki arzusunu, isteğini bizlere yansıttıkça bu bize enerji katıyor. Gerçekten çok iyi bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah bu çalışmalar sonucunda da başkanımız Nevşehir Spor Kulübü Başkanı olduğu zaman hemen bir an önce anlaştığımız oyuncuları buraya çağırıp Nevşehir'in özlediği, Nevşehir'in istediği bir hem taraftarımız da burada, onların da artık ne diyeyim, çok heyecanlanacağı bir takım kurmak istiyoruz. İnşallah bu takımı kurmak için Nevşehir Başkanımıza ve değerli yöneticilerimize bu görevi layık görür. Gerçekten çok zor bir süreçteyiz arkadaşlar. Neden zor bir süreçteyiz? Çünkü anlaştığımız oyuncular artık bu ligin üzerinde ve bu ligdeki kaliteli oyuncular olduğu için tutabilmek imkanımız kalmıyor arkadaşlar. Bundan dolayı çok rahatsızız. Elimizden geldiğince işte oğlum vasıtasıyla olsun, Anıl Bey vasıtasıyla kendi görüşmelerimle bir şekilde ayın 3'üne 4'üne kadar bu insanlarla söz aldık. Sağ olsunlar, kırmıyorlar. Çok afaki teklifler gelmediği sürece
bizi beklediklerini söylüyorlar. İnşallah bu süreci de en sağlıklı şekilde atlatıp Nevşehir'i layık olduğu yere taşımak için bizler elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi Nevşehirspor'la alakalı evet araştırdık. Devam mukavelesi devam edenler var. Bir tane herhalde oyuncumuz Gençler Birliği'nden gelen başkan Berkay. Berkay oyuncumuz herhalde mukavelesi feshedilmiş. Biliyorsunuz bu sene üçüncü liglerde 2002 ve üzeri doğumlu 3 tane oyuncu oynatma mecburiyetimiz var. Onun için bu tür oyunculara da çok ihtiyacımız var ki bizim araştırmalarımızda takımda direkt oynayabilecek 3 tane kesin transferimiz var. Bunlar hazır. Bekliyoruz. İkinci ligden alacağımız oyuncular var. Süper Lig'den alacağımız oyuncular var. Görüştüğümüz. Fakat tabii elimizdeki oyuncuları da ve mukavelesi devam eden ve bize faydası olabilecek oyuncuları da tabii ki değerlendireceğiz. Çünkü o çocuklar bir anda, çünkü ben de bir sporcu babasıyım. Yani oğlumun bir yandan bir kulüpten gitmesini istemem. Neden istemem? O çocuklar da bu takımın bu ligde kalabilmesi için ter döktüler. Ha, bizim devam etmeyeceğimiz oyuncularımıza da başkanımın yanında ondan izin almadan konuşuyorum ama gidebilmeleri, kendilerine kulüp bulabilmeleri adına da yollarını açacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama faydalanacağımız oyuncuları da kesinlikle bünyemizde tutacağız. Çünkü her oyuncuya ihtiyacımız var. Ama bir kaliteli kadromuz var. Planladığımız doğrultuda çok değerli oyuncularımız var. İnşallah bu süreçte başkanım ve yöneticilerimizin süreci de istediğimiz şekilde, olumlu bir şekilde ilerlerse Nevşehir'e ve gerçekten Nevşehir'i heyecanlandıracak bir kadro kurulacağını düşünüyorum. Bir defa çok özür dilerim söylüyorum, yanlış konuşursam lütfen uyarın. Bir defa herhalde ikinci lige çıkmış Nevşehirspor tarihinde. İnşallah ikinciyi de bizimle beraber ve değerli yöneticilerimizle beraber yakalayıp artık yani Nevşehirspor Kulübü ya bir ikinci ligde düşen yani asansör takımı olmasın. Bu ligde kalıcı, bu liglerde üst liglerde kalıcı bir takım olsun. Değerli futbolcu yetiştiren ve ayrıca de başkanım da bu konuda çok şey yaptı ki ben de gençlere çok önem veren. Yani sadece Nevşehirspor'un altyapısından değil, Nevşehirspor'da amatör takımlarla onu inşallah burada çalışma fırsatı bulursak bütün amatör takım hocalarıyla ve yöneticileriyle görüşüp 4 tane çocuğumuzu Nevşehir'in öz evladını kampa götüreceğim ve kesinlikle bizde kalacak sezon sonuna kadar. O çocukların da gelişimini kendim takip edeceğim ve yöneticilerimize bilgi verip o konularda da çocukların da inşallah mutlu olması için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi geride sadece tek bir şey var. Bir an evvel acil seçim istiyoruz. Yani çünkü demokrasiden ve sandıktan kaçınılmaz. Bu arkadaşlar da kendine güveniyorsa bu Nevşehirspor'a daha çok fazla zarar vermeme adına bir an evvel yani bu aslında ben kimse için bir şey için rica etmiyorum ama Nevşehir için rica ediyorum. Görevlerinden istifa etmelerini ve direkt seçime gitmelerini ve sandıkta demokratik şekilde yarışıp belki de arkadaşlar tekrar kazanacak. Yani ona da çok büyük saygıyla ellerini sıkarak başarılar dileriz. Yani bu şehrin takımı buralarda değil. Yani inşallah biz bunu yani geçmiş dönemlerde ben 1985'ten beri Nevşehirspor'un içindeyim her zaman. Yani taraftar olarak yöneticilik yapmadık ama yönetici arkadaşların her zaman her daim yanında olarak ben elimizden ne geldiği kadar yaptık. O yüzden bu Nevşehirspor'da hepimizin emeği var. Kimseye iki kişinin ağzında, bir kişinin ağzında çıkacak bir yani kelimeye bu koca şehrin takımı bırakmayız. Kimse de kendini Efe Bey'i, kabadayı zanmasın. Yani her şeyde bir efendilik var. Güzelce seçime gidelim, yarışalım. Herkes birbirinin elini sıksın. Yani Nevşehirspor'a faydalı olmak istiyorsa bu arkadaşlar yani ilk önce yani şapkayı önlerine koyacaklar. Yani kardeşim biz bu geçmiş sezonda ne yaptık? Yani böyle bir kişinin ağzına bakarak şunu aldım, bunu sattım, şu gelecek, bu gidecek. Bu projeyle olur, yönetimle olur. Biz güçlü bir yönetim kurduk. Nevşehirspor'un gerçekten yani temel taşlarıyla beraber yani iş adamı olsun, siyasetçisi olsun bu birlikteliği sağladık. Gerçekten çok büyük bir birlikteliğimiz var yani. Tarihin belki de gelmiş geçmiş en büyük birlikteliği. Yani bu şehrin üzerinden de siyasi olayları atacağız arkadaşlar. Bu benim kesinlikle birinci maddem.
Herkes birbirinin elini sıkacak. Siyasi partisi görüşü neydi olursa olsun. Taraftarımız ve Nevşehir Spor tektir. Tek bunun üzerine birleşeceğiz ve hizmetimizde buna devam edeceğiz. Yani kimsenin egosunu kaldırmaz bu saatten sonra bu şehir. Yani onun için bir an evvel seçime gidelim. Transferlerimiz hazır, hocamız hazır, sportif direktörümüz hazır. İnanın yarın seçim olsun, bir gün sonra bütün futbolcularımız burada. Biz laf yapmadık, anlaştık ama resmi prosedür olarak başkan olmadığımız için, yönetimi almadığımız için yani tabii ki sözleşmede yapamıyoruz gençlerle. Yani sözümüze duruyoruz, onlar da duruyor. Yani hocamın dediği gibi yani yolcu arkadaşımızı aldık, Ümit Dileği. Bayramın üçüncü güne kadar biz bunu iki ay önce söz verdi çocuk bize. İki ay önce ve 3,5 milyon TL'ye anlaşma yaptık bu çocukla. Bize dedi ki abi ben nasıl olacak? Dedim durum böyle böyle. Bayramın üçüncü gününe kadar bekle kardeşim dedim. İnşallah o günde sonra bir şeyler netleşir. Bekledi ve üçüncü gün beni aradı. Abi dedi Mardin Spor bana 3,5 milyon artı 5 milyon imza parası peşin şu an bana veriyor abi. Ne yapayım ben izin istiyorum dedi. Bak adam yani başka futbolcu bunu istemez. Çünkü biz ahlaklı futbolcuları da seçiyoruz yani. Dedi koçum yani bu ekmek davası sonuçta yani güzel de para verilmiş. Tamam bizim hayallerimiz var ama senin de biz önünü kesemeyiz kendi şeyimiz için. Çünkü önümüz kapalı şu an. Dedik yol verdik. Teşekkür etti. İnşallah dedi abi başkanım dedi başka bir dönem başka bir zaman beraber inşallah tekrar buluşuruz. Yani demem o ki yani gerçekten birbirinden değerli futbolcu arkadaşlarımızla anlaştık. Gerçekten biz bunu laf için söylemiyoruz. Hepsi teyitli ama şu an tabii açıklamamız doğru değil. Çünkü resmi imza yapmadık yani. Olmaz yani yakışık almaz. Sonuçta onların da var, şey var bizim de var. Yani bir an evvel yani ben yani kendi teveccühüm yani 5 Temmuz'dan önce bu işe bir kararı almamız gerekiyor. Ondan sonra zaten her şey geçiyor. Yani her futbolcuyu bırakamayız. Adamlar 5 Temmuz'a kadar bizden müsaade istedik tekrar. Bekliyorlar. Yani ondan sonra da biz elimizden gelen bir şey olmaz. Zaten vakit çok geç kalır. Yani başkan olsak da yani takım çok büyük darbe görür yani. İş işten geçer. Gerçekten Nevşehir Spor'a faydalar olacaksa bu arkadaşların zaten şu ana kadar olmamış. Olacaksa Erdemlice istifa edecekler. Biz de onların elini sıkacağız. Seçime gireceğiz. Ve belki kendileri kazanacak. Saygı duyacağız. Hiç sıkıntı yok. Ben sadece demokrasi istiyorum. Seçim istiyorum. Takım kötü kardeşim. Nevşehir tarihinin en kötü kadrosu bu seneydi yani. Taraftarlarımız da burada, yönetici arkadaşlarımız da burada eski yani. Bunu bütün Nevşehirli de biliyor. Yani artık bu takım şehir ayağa kalkması lazım. Her türlü ayağa kaldıracağız. Birlik, beraberlik, omuz omuza. İnanın yani ben yok bende. Ben başkanım demiyorum. Biz varız, biz. Hepimiz yönetici arkadaşlarımız, biz hepimiz. Yani sadece benim sözüm değil. Arkadaşların fikriyle sabahlara kadar biz oturup listeyi hazırlıyoruz. Taraftarlar... Futbolcularımızı anlaştığımız futbolcularımızı soruyoruz. Herkesin gönlünü arıyoruz. Yani takım birlikteliği böyle olur. Yönetim böyle olur. Külhan Beyli gibi bir kişi gelip de kabadayı gibi asarım, keserim, şunu yaparım, bunu yaparım. Hoca dövmek. Yani bunlar Nevşehir Spor'a yakışmayan şeyler. Nevşehirli'ye yakışmayan şeyler. Nevşehirliler Anadolu'nun efesidir. Biz de misafirperiz. Gelen takımlarımız olsun, gelecek takımlarımız olsun. Burada herkes efendice gelecek, efendice gidecek. İstersen bize 5 tane gol atsın. O adamı biz elini sıkacağız, yine göndereceğiz. Burası bir kültür şehri, turizm şehri. Biz burayı hep beraber ayağa kaldıracağız. Bu şehrin markası Nevşehir Spor. Yani kimsenin çocuk oyuncağı değil kardeşim. Kimse de egosunu tatmin edeceği bir yer değil. Yani omuz omuza hepimiz beraber taraftarımızın birine fikrini alacağız. Yani biz başkan olduğumuz zaman, yönetimi kurduğumuz zaman taraftarı çağıracağız. Gelin kardeşim derdiniz ne, sorununuz ne? Yani siz ne istiyorsunuz? Yani yönetim olarak ne yapmamız lazım? Yani takım kötü de gitse, iyi de gitse hepsinin fikrini alacağız yani. Yönetim, takım yönetmek budur. Ben yok, biz varız. Ben yine diyorum, biz varız. Hepimiz taşın altına elimizi koyduk, yola çıktık. Artık buradan bir an evvel seçim istiyoruz. Yani fazla konuşmanın da bir anlamı yok dediğimiz gibi. Ben Hollanda'dan çıkmışım, bak iş adamıyım, benim işim var, gücüm var orada. Ama benim zoruma gidiyor arkadaş, ben duygulanıyorum. Bak biraz önce yani dayanamadım yani. Çünkü ben bir Nevşehir hastası bir adamım. Nevşehir Spor hastalığında zaten tartışamaz kimse. O yüzden benim kendime, özel hayatıma ve servetime de mal olsa ben bu taşın altına elimi koydum. Dönmem. Dönmem yani. Şimdiki arkadaşlar da bunu bilsin. Bu işten dönmem. Bu iş seçime gidilecek arkadaş. Seve seve gideceğiz kardeşim. Başka bir şey demiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yani bir suçumuz varsa yani evet buyurun. Öncelikle kurduğum yönetim sizlere baktığımızda destek zaten şu yerde heyecanlandırır. Bir bütün olmanızı sağlayacak diye. Ya biz önce ondan başladık yani. Birlikte. Yönetim dediğimiz bazı ilgilerin geçiyor. Zaten
taraflar olarak dünyanın her yerinde bir taraflar nasıl takımın her sene şampiyon olmasını üst liglerde görmek isterse biz de o şekilde görmek istiyoruz. Kesinlikle. Bizim ilk amacımız daha önce sosyal medyada paylaşacağım. Biz, eğer bir yönetim var ise ve bu yönetime de talihliler varsa ikisinin arasında köprü kurmak vaziyetinde her zaman alabiliriz. Bunun da alakalı paylaşımlar yaptık. Teşekkür etmesini de biliriz. Gerekirse tesiste gitmesini de biliriz. Ondan genel de gitmesini de biliriz. Bizim amacımız şu. Kavgasız, gürültüsüz bir şekilde, demokratik bir şekilde bir seçim olmalı. Biz hukuki seçim istiyoruz. Kavgayla işimiz yok kardeşim. Zaten mevcut yönetimde de biz görüşmelerimize devam ediyoruz. Şu anda onlarla da ikili ilişkilerde zaten hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Onlar da sonradan kulüp alarak bir şekilde hizmet ettiğini düşünerek, mücadele verildiğini düşünerek saygı duyarak bir taraflar nasıl davranması gerekiyorsa o şekilde davranır. Tabii. Sizin zaten Nevşehir Spor sevdanızı, sevgilinizi yönetimde resmi olarak olmasanız bile ki takım olarak değil, taraftar grubuna dair desteklerinizi bildirdiğimiz için onlarla alakalı hiçbir düşünceniz yok. Sizin amacımız süre geçmeden, geçmiş senelerde hatalar yapılmadan bir şekilde kulübün devrolması ya da kesinlikle. Eğer devam edilecekse gene demokratik bir şekilde şu andaki yönetim. Yani bizim yoksa kazanabilirler, sıkıntı yok. Problem yok. Saygı duyuyoruz. Başkanım, taraftar olarak biz yıllarca şu problemi yaşadık. Kim değişir sporun başındaysa taraftar ne yazık ki isimler üzerinden yönetildiğini düşünüyoruz. Yani ama şöyle geriye dönüp bakıldığında işte yakın tarihlere örnek vermek gerekirse Can Tekin ailesiyle başladı. Tarih Tripo Tekin vardı. Muzaffer Bey vardı. Bir dönem belediye oldu. Yusuf Bey başkanlık yaptı. İdare edildi. Ama şöyle, geriye dönüp bakıldığında taraftar grubu gene aynı taraftardır. Tabii. Süre gene aynı işte. Sayı artar, azalır, bir kişi gelir gelmez problem değil. Tabii. Ama bir metalist de ismi var. Ve biz de bu ismi yaşatmak için, bu ismi takımın arkasında sürekli devam etmek. Takım var. Ayakta olursa siz de ayakta olursunuz. Tabii ki öyle. Yani. Kardeşim yani, şunsa... Şehirde bizim gerçekten şimdi... başka bir alternatifimiz de yok. Kesinlikle. Bizim şehirdir, başka bir şeydir ama... İnşallah. Bizim Nevşehir sporumuz yoksa... Hep beraber omuz omuza bu işi başaracağız inşallah. Hep bizim beraber. Amacımız şu başkan. Sosyal medyada ne yazık ki çok fazla bir kişi var. Çok fazla yalan var. Bir paylaşım yapıyoruz. Altına çok farklı yorum yapanları var. Farklı düşüncelere sahip olan kişiler var. Biz sadece şunu söylüyoruz kardeşim. Nevşehir'de ve Metalist'i bahsediyoruz. Ve kısa bir amin. Süre içerisinde biz bu işin bir şekilde çözüme ulaşmasını eğer üstümüze düşen bir görev var. Sizden rica ediyorum. Sıkıntı yok. Eğer çünkü taraftarın söz sahipliği çok önemli. Taraftar karar verir bu işlere bence yani. Çünkü biz her şeyimizi koyduk ortaya bak. Bunu kimse yapmaz. Bizi de heyecanlandıran bir şey oldu şimdi şu anda buradayız. Dediğim gibi taraftar her zaman takımın üstte şampiyonlar ve üstlükleri oynamaz. Özellikle şunu söylüyorum. Nevşehir Spor aile şirketi değil. Bak aile şirketi değil. Bura benim kapıyı kapatıp içeride mangal yapma şeyi değil. Kulübü değil burası. Anladın mı? Burası Nevşehir Spor. Nevşehirli'nin öpe öz malı. Ben yedirmem arkadaş. Kimseye yedirmem bu kulübü. Yani bir Nevşehirli olarak, bir Nevşehir milliyetçisi olarak yani gövdemi koydum bu işe. Ben bu seçime gireceğim arkadaş. Seçim istiyorum. Başka lafı yok. Buyur. Buyur kardeşim. Teşekkür ediyorum. Evet. Biz hukuki süreç başlayacak. Biz zaten bu yola çıktık. Yani arkadaşlar, bu arkadaşlardan görev alacağız arkadaş. Ben almazsam başkası alacak. Yani sıkıntı yok. Nasıl efendim? Kongre olacak çünkü hukuki süreç başlıyor. Mecbur olacak yani. Onlar istemediği zaman hukuki süreç ortaya giriyor. Yani mecbur. Yani bu seçim olacak kardeşim. Ama şu olacak, uzuyorsa takım zarar görecek. Hocam, şimdi bak hocama bir sürü teklif var. Bak sorusu kendisi söylesin yani. Yani ama bizim gönül imzamız var. Bak hocam dedim buyur seni misafir etmek istiyorum. Hiç eyvallah etmedi. Çıktı geldi 3 gündür burada. Yani biz her şeyi ortaya koyduk. Ya bu seçim yani istiyoruz olacak da hukuki süreç başladı. Zaten dünden itibaren başladı herhalde. Dün, kesin seçime gireceğiz yani. Gireceğiz. Ya o, normal 30 gün herhalde. Avukat hanım bu işlerle ilgileniyor.
14 gün içinde zaten karar almaları gerekiyor. 14 gün sonra herhalde bekleme süreci. 30 gün içinde de seçim kararı alınması gerekiyor. Tahminim bu 5 Temmuz'da bitmesi gerekiyor aşağı yukarı. Karar almaları gerekiyor. Ondan sonra hukuki süreç başlıyor. Mahkeme karar verecek seçim tarihine. Seçim yani o bekliyor, sonuçlar da yetişiyor zaten. Ama işte geç kalıyor. 5 Temmuz'dan sonra yetişemem. 5 Temmuz'dan önce bu iş bitmesi lazım. Abi yönetim istifa etmesi lazım. Kulübün anahtarını bırakması lazım. Bak yanlış anlamayın. Seçime girelim istese kazansınlar. Ama onlar da bir ay sonra seçime girip kazansa onlar da büyük zarar görür. Ve bir daha şunu da bir özellikle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Transfer yasağı var şu an arkadaşlar. Bak şu an transfer yasağı var. Takım Bal Ligi'ne doğru yol alıyor. İsterseniz araştırabilirsiniz. 2,5 milyon futbolcunun alacağı var. Bir tane futbolcu da 750 bin lira alacak var. Evvelsi gün biz görüştük. SSK borcu var 2,5 milyon. 2 milyon 300 bin SSK borcu var. Diğer borçları saymıyoruz. Ciddi bir de borç yükü var arkadaşlar. Yani bizim hesabımıza göre yani tazminatları şunlar 20 milyonu buluyor. Bak 20 milyon. Şimdi bu arkadaşlar bu kulübü bedava aldılar. Para vermeden aldılar. 20 milyon borç bırakıyorlar. Ve belediyeden de aldıkları paralar geçmiş dönemden belli. Kimse bir tarafa kendini kıvırmasın. Bunlar hepsi yazılı. Yani ben para koydum. Bunların bir kuruş para koyması yok kardeşim. Kimse kandırmasın. Koymuş olabilirler. İllaki de koyacaklar. Ama denilen parayı koymadılar arkadaşlar. Bak burada lütfen yani bunu iyi bilelim, iyi tartışalım. Yani külvan belli olmasın arkadaşlar. Bu kulüp bizim bak sizin. Sizin abi hakkınızı arayacaksınız abi. Bu kulüp sizin. Benim de babamın malı der. Ben bugün giriyorum başkan olacağım, olmayacağım. O ayrı bir konu. Ama bu kulüp Nevşehirli'nin. Kimsenin babasının şirkesi değil. Böyle bir terbiyesizlik olur mu ya? Adam Nevşehirli buraya giremez demiş ya. Böyle bir şey var mı ya? Hayırdır oğlum? Hayırdır ya? Yani ben kabadayılık yapmak istemiyorum ama benim zoruma gidiyor arkadaşlar. Ben Hollanda'da yaşayan bir Nevşehirli olarak, Nevşehir sevdalısı birisi olarak benim zoruma gidiyor kardeşim. Böyle bir şey olamaz ya. Nevşehir tarihinde böyle bir şey yok. Abi biz hakimiz. Biz zaten seslemiyoruz. Zaten bizim sinirimiz çıkarsa olay biter zaten. Yaramaz. Kulübümüz gider. Biz kulübün için, bak ne diyorum, Nevşehir Spor, Nevşehirli'nin namusu. O yüzden biz namusumuzu leke getirmeyiz. Getireni de kendi bilir, yani olmasın yani. Efendice gidelim seçime. Yani bir an evvel bu işi yola vurun. Bak hazırız ya, hazırız. Ben lafta söylemiyorum bunu ben yani. Arkadaşlar, şimdi ben Nevşehir'e ilk defa geldim. Sadık Başkanım, Çetin abim gibi değerli insanlar tanıdığım için çok mutluyum. Kendimi şanslı görüyorum. Başkanım zaten çok farklı bir konuda benim için. Yani şehrin ilk defa bu kadar dinamiklerini, şehrin hem maddi anlamda hem Nevşehir Spor'a hizmet vermiş yöneticiler anlamındaki birlik ve bütünlüğü o kadar güzel oluşmuş bir şekilde ki gerçekten bu Nevşehir şehri için biz olalım olmayalım. Bugün Hakan Şimşek var, yarın Mehmet Demirel var ama gerçekten bu Nevşehir Spor, Nevşehir'in bir markası, bir değeri. Bunu bizler gideceğiz, sizler kalıcısınız. Ama yani bu değerin bence hak ettiği değeri bulup daha da marka değerine değer katması lazım. Ben tanıdığım ilk kişiler, yönetim bazındaki kişilerle de yani Nevşehir Spor markasının daha da değerleneceğini düşünüyorum. İnşallah bu süreç çok da karışmak istediğim bir süreç değil. Yani bir teknik adam olarak bu süreçleri çok tasvip eden bir yapım yok ama başkanımın verdiğimiz bir söz var ona. O sözün arkasındayız. Hiçbir zaman da şey yapmıyoruz. İnşallah Nevşehir Spor için hayırlısı olsun. Tabii ki başkanım senin söylediğin gibi herkes emek verdi. Kavga değil, benim de yapımda öyle bir şey. Kavga değil, herkesin verdiği emek kadar teşekkür etmek lazım. Ne olursa olsun kötü veya iyi emek verilmiş. O emeğe de saygı duymak lazım. Ama insanların burada şahsi menfaatleri değil, Nevşehir Spor Kulübü'nü düşünmesi için bence daha sağlıklı düşünmeleri lazım. Aynen, teşekkür ederim. Biz de aynı abi. Seçime gidelim, herkes elini sıktı. Belki biz kaybedeceğiz. Tebrik ederiz ve arkasında da dururuz. Bak beni yenen adamın, ben arkasında da dururum, yanında da dururum. Ama demokratik bir şekilde olsun. Bir de şurada parantez açmıyorum. Zaten arkadaşların geliş şekli demokratik bir şekilde gelinmedi. Mecburiyetten dolayı kolünün içinde seçim sandığı yapılaraktan yani kapalı bile değil, açık, zarf usulüyle bu arkadaşlar burada seçim kazandı. Kendileri zannediyor ki bizi burada bu yönetim kurulu getirdi, işte üyelerimiz getirdi. Yani herkes süreci biliyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz... Atanan, tabii ki atanan yönetim Sayın Başkanım. Aynen yani onun için abi hiç kulüp zarar görmesin. Nevşehir zarar görmesin abi. Yıllardır aynı her şeyi yaşıyoruz. Yani vallahi rica ediyorum bak şu ekip bozulmasın abi. Daha bir daha gelmez bu araya. Ben söyleyeyim bak. Şu ekip bir daha gelmez. Sağ olsun Allah razı olsun.
Yani değerli başkanlarım hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Hatta ilk önce ben Salih Başkanım'a dedim ya, yıllardır da söylüyorum. Başkanım etme eleme, al şu takımı ya diyorum ya, al ya. Maddi manevi emrinden izliyoruz. Bak en son dedi ki kardeşim bu takımı sen alacaksın, ben senin yanındayım dedi. Sen benim yanımda çok durdun zamanında. Biz de dedi şimdi senin yanındayız dedi. Buyur abi. Yani Salih Dirikuş bunu diyorsa yani bu Nevşehir'de fazla bir şey konuşmaya gerek yok aslında yani. Abi yok, Allah razı olsun. Eyvallah başkanım, biz de öyle zaten başkanım. Başkanım biz de aynı şekilde, Allah razı olsun. Buyur kardeşim. Evet. Şimdi arkadaşım hemen ona açıklama getiriyorum. Ben üye değilim. Üyelik kaydı için başvurdum. Üyeliğim yapılmıyor, engelleniyor kardeşim. Ama seçim günü bunu Nevşehir Spor'un başkanı kim olacak görecek. Ben diyorum ki ben olacağım diyorum ve biz olacağız. He? Zaman gösterecek. Yani biz ona bakacağız inşallah. Yani sonuçta bak ben ne diyorum? Biz diyorum. Biz. Yani benim olup olmaman tamam, ben başkan olacağım. Çıktık yola, ekibimizi kurduk. Ama biz oraya yönetim kurulu olarak geleceğiz kardeşim. Ben de başkan olacağım kardeşim. Sadece onu söyleyeyim. Mevcuttaki üye sayısı en son 266. Normalde. Şimdi mesela sahte onlar üye yapıyor seçim için. Yani 400'ün üzerine çıktığı söyleniyor. Onlar önüne geleni sokakta herkesi üye yapıyormuş. Yapsın. Zaten bizim başvurumuzdan sonra o yapılan üyelikleri de söz konusu değil. Oy kullanamaz. Geçersiz oy. Yani 266 eski delege üyemiz var. Ya çıkalım, belki de bize ret verecekler abi. Yani ben saygı duyarım. Ben hiç eyvallah etmem. Bu bir sorumluluk. Ben sorumluluk aldım, çıktım kardeşim. Yani malımla, mülkümle, canımla belki de bize yanlış yapacaklar. Yani ama çıktık. Ben Nevşehir Spor hastasıyım, delisiyim. Salih Dirikuş neyse ben de oyum abi. Ben de oyum. Başka bir şey yok bizde. Evet, buyurun. O dönemlerde nasıl? Onu da söyleyeyim kardeşim. Ben siyasi bir ortam vardı. Ben o siyasi ortam için ben söyleyeyim. Ben Rasim Başkan'ın destekçisi bir adamım. Bunu da gururla söylüyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Yani sonuna kadar da söyleyeceğim. Rasim Başkan'ın destekçisi olan bir adam Mehmet Savran'la masaya oturmaz arkadaşlar. Yani ben yani siyasete fazla girmek istemiyorum ama yani o zamanki şartlar öyleydi. Bu arkadaşlar geldi. Ben de bugün buradayım. Bak söylüyorum kardeş, 50 milyon para harcayacağım. 50 milyon para harcayacağım kardeşim. Ben belediyeden de para istemedim, validen de istemedim, Nevşehirli'den de para istemedim. Ben buradayım. Merak eden arkadaşlar da, özellikle de sizde merak eden birkaç arkadaşlar var. Onlara özellikle söyleyin. Diyordum Mehmet Demirel'in parası nerede? Seçildiğimiz gün görür. Transferler burada. Taraftarlar değil. Orada taraftarı ben biliyorum. Yani saygıyla da o da benim dostum, arkadaşım. Yani dost arkadaş, arkadaşın kuyusunu kazmaz. Selamını söyleyin. Özel soruya özel cevap veriyorum. Yok ben inat etmiyorum yani, yanlış anlamayın. Kalpte kırmak istemiyorum ama yani biz Nevşehir Spor ortaya attık kendimizi kardeşim. Değil tamam değil ama Nevşehir restorantında Nevşehir Spor'a 100 kişiye yemek verdim. Başkanım geldi o arkadaşa. O arkadaş canlı yayında bana diyor ki senin 50 milyonun nerede diyor. Ben senin hesap ben sana söyleme sahip 5000 euro yemek parası ödedim. Yani en büyük şahit odur. Nevşehir Spor hastası kim? He? Ya ben şu an o tartışmaya girmek istiyorum. Bak seçim olsun. İsterse kaybedelim, gelelim konuşalım kardeşim. İsminizi alabilir miyim? Ha, Ufuk Bey. Şimdi yani bu tür çalışmalar bence çok yanlış. Yani. Yani şimdi bizim şöyle ya olmuş. Bu soru ondan geçmiş, geldi. Taraftardan gelmedi. Bizim kardeşim. Hedefimiz Nevşehir Spor için ne yapabiliriz? Bu önemli bizim için. Yani o süreçler ileride belki o insanlar bir araya gelecekler, beraber oturacaklar, yemek yiyecekler. Belki bir şey spor için. Evet. Belki eleştirmiştim sizi diyecek. Hocam özür dilerim söylüyorum. Yani bizim derdimiz Nevşehir Spor'u ayağa kaldırmak kardeşim. Sorun yok. Yapacak adam varsa gelsin yapsın. Ben yine yanındayım ya. Bak buradan da böyle çıksın bir aday olsun. Vallahi billahi yanındayım. Vallahi söz veriyorum. Bak bunların elinden alsın. Nevşehir Spor'a bir aday varsa yanında durmazsam affedersin ağır gidiyorum. Gidiyorum. Namuslu şerefsiz adam. Bu kadar. Başka bir şey söylemem. Ben hastayım abi. Nevşehir Spor hastasıyım. Onu artık bir şey diyemiyorum. Küfür bile etmiş abi. Abi küfür bile etmiş taraftara. Yapmışlar. Artık o onların. Biz karışmıyoruz. Mehmet Demirel'i herkes tanıyor. Bir gün daha Mehmet Demirel'de bir sorunları varsa söylesinler abi. Bir gün. Bize şöyle baktı, yan baktı. Veyahut da bir istediğimiz bir gün olmadı. Yani biz bu şehri
Salih Başkan'la beraber her zaman Nevşehirspor'un içerisindeydim ben. Her zaman. Maddi manevi. Başkanım, ben 13 hesapsız kitapsız. Aynısını yaşadık abi. Aynısını yaşadık abi. Yaşadık biz. Ben Antalya'da da vardım maçta. Ankara'da da vardım maçta. 8 defa Bal Ligi'nde ben bu şehrin maçına geldim. Primlerde neyse yaptık. Her şeyi yaptık. Bak benim Nevşehirspor Başkanlığı diye bir sevdam yok. Nevşehirspor Başkanı olacağım. Ama bu yönetimi göndermek için olacağım ve bu takımı ayağa kaldıracağım. Yine söylüyorum. Güçlü bir aday. Bir daha söylüyorum. Onlar için de söylüyorum. Şu bizim yaptığımız açıklamaları çıksın yapsınlar. Transferlerimizi yaptık arkadaşım. Hocamızı getirdik arkadaşım. Mehmet Demir'e kağıtlarını itiyor. Alıyor. Olan diye gidiyor. Yani sıkıntı yok yani. Benim derdim Nevşehirspor abi. Bak burada hiç tartışmaya da gerek yok. Kişileştirmeye de gerek yok yani. Yani burası bizim takımız. Hepimizin abi. Ben hepimizin diyorum. Ben başkanlarımla oturuyoruz kaç gündür. Daha benden ben kelimesini duydunuz mu başkanım? Aslında. Futbolcuyu soruyoruz ve diyorum ki abi bu nasıl bir şey? Çünkü soracağım abi. Çünkü benden üst yapmış, başkanlık yapmış. Bu işe gönlünü vermiş yani. Ben herkesin, sokaktaki arkadaşın, yürüyen genç çocuğun bile şeyini alacağım ya. Yani bilgisini, fikrini almak zorundayım. Çünkü o takım da onun yani. Yani bunun için yani inşallah yani hep beraber birlikte bu seçimi yapalım. Yani demokratik bir şekilde yani herkes herkese saygı duysun. Onların da emeği vardır arkadaşlar. Teşekkür ederim ben. Seçim bitsin. Ellerini sıkarım. Kardeşim işiniz gücünüz rast gelsin. Bu bir demokrasi. Seçildik. Güzellikle gidelim. Çiçek de veririz kendilerine. Yemek de veririz. Onlar da kazanırsa ellerini sıkarız. Başarılar dileriz. Yanlarında da dururum. Bak bir daha söylüyorum. Ben şu anki yönetimle bir çay içmişliğim yok. Merhabalığım yok. Tanımıyorum bile. Tanımıyorum bile yani. Yani çünkü ne yapayım? Ama ben takip ediyorum. Ben Nevşehirspor'un içindeyim ya. Nevşehirspor'da içinde olan bir adam yani. Bu Nevşehirspor yaşayamaz yani. Ya bizim zorumuza gider. Biz yani elimizde ne geliyorsa biz artık yola çıktık. Yani olur olmaz. Nasip işi. Hani bismillah dedik. Yola çıktık arkadaşlar. Yani bunu hep beraber yapacağız abi. Hep beraber başaracağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkan bir soru alabilir miyim? Buyurun Sayın abi. Sen sor önce. Tamam. Bu kadar ismi nasıl bir araya geçirdiniz? Bir aidatla ilgili bir basına yansıyan bir açıklama oldu. Fenerbahçe'de yıllık 750 Galatasaray'la bir aidat olmasına rağmen tamam başkanım. Şimdi değerli Selahattin abim, birinci soruya gelin. Bu kadar üye nasıl bir araya geldi? Bu kadar üyeninle beraber olmamızın, yönetimle beraber olmamızın, yönetimimizi almamızın, arkadaşlarımızın, bizi bilirler, biz her zaman onların yanındaydık, her koşulda. Yani bizim bir maddi bir çıkarımız yok burada. Bizim tek maddi manevi çıkarımız Nevşehirspor. Değerli abilerimiz, dostlarımız, başkanlarımız, biz her zaman onların yanında olduk, saygı duyduk. Yenildik saygı duyduk, yendik saygı duyduk, şampiyon kupası kaldırdık saygı duyduk. Onun için yani o değerli dostlar da bize dedi ki bir teklif ettiğimizde ikinci bir teklif olur mu? Yok beni de yazma diyen olmadı şu ana kadar. Sen yazmışsan konu bitmiştir dedi. Mesela dün şahidiz Esat Başkan'ımı aradım. Hatta Çekiner'i aradım çünkü bana dedi ki abi ben futbolun içinde yokum bir daha dedi. Esat Başkan'ım dedim Salih Başkan'la beraber sizi dedim yönetime yazdık. Dedi ki abi sen yazdıysan bunu konuşmaya anlamı yok dedi. Bak tek kelime bunu söyledi. Bunlar da bizim için bir gurur. Yani kişilikli insanların, eski başkanlarımızın, değerli yönetici arkadaşlarımızın eski ve yeni hepsi birbirinden değerli bizim için. İnşallah başarılı bir şekilde bunu yola çıkacağız. Üyelik aidatlarına gelince de üyelik aidatları Selahattin abi bir komplo. Şöyle komplo. Yani bir kulüp yani yönetim kararı olmadan, karar toplanmadan bunu zaten alamaz. Kongre kararı olmadan üyelik aidatları yükselemez. Bunu ne yaptı arkadaşlar kendi kafasınca işte 3000 lira yapmışlar güya ki bunu 3000 lira ödemez adam. Ödemediği için de biz onun üyeliğini düşeriz. Seçimde karşımıza rakip olmazlar. Bütün tek sorun budur. Yani normal üyelik aidatı da yani şu anki tüzüğe göre aylık 1 TL, yıllık 12 TL yani o 3000 TL gelen arkadaşlara da sesleniyorum. Sizin ödemeniz hakkınız 12 lira. 12 lira ödeyin. Üyeliğiniz hem düşmesin hem de arkadaşların paraya ihtiyacı varmış. Biraz faydası olur onlara 12 lira. Yani böylelikle yani konuyu kapatalım diyorum. Sayın Başkan. Buyurun. Bir sorun var. Buyurun efendim. Şu andaki mevcut yönetimle görüşme imkanını
Ya şimdi abicim, çok kötü bir yönetim yapılmış bir yönetimle ben oturmam. Şehre 0 lira borçsuz kulüp alıp 20 milyon borç bırakan, bu oynayan futbolcu çocukların hakkını yiyen, 2,5 milyon lira gasp eden, onların hakkını vermeyen bir yönetimle ben masaya oturmam. Yani fazla da uzatmayalım bu konuyu. Yani ama şu da söz verdik. Hocam da biliyor, arkadaşım da biliyor Anıl Bey. Şu anki mevcut futbolcularımızın borçlarına ben kefilim. Hepsini de aradım teker teker. Dedim kardeşim, federasyona gitmeyin. Burada Mehmet Demirel var. Gerekirse hem takımda kalacaksınız, gerekirse de inşallah borçlarınızı yapılandırma yapıp sizlerin de gönlünü göreceğiz. Çünkü o çocuklar da buraya ekmek parası için geldi. Bu şehir için ter döktü. Kimsenin hakkını inşallah yedirmeyeceğiz. Çünkü ya yoksa bu onların hakkını yersek, istersen sezonun değil, liglerin en iyi kadrosunu kur, topların hep direkten döner. Helal şampiyon da olamazsın. Yani ben bunu söyleyeyim. Başka bir şey yok. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş, yani hoş geldiniz. Yani beni gururlandırdınız. Valla bir suçumuz da, bir suçu lihanız da olursa yani artık yani yapacak bir şey yok. Yani bu kadar. Valla. Allah harbisinden razı olsun. Yani hiçbiri de bizi yalnız bırakmadı.